Merhaba arkadaşlar, ben Eren Okuşlu. Dersimizin adı Elementary 8. Yani arkadaşlar, future tense ve arkadaşlar ejectives adverbs. Ejectives adverbs. İlk başta arkadaşlar bakın ne yapıyoruz? Future tense yani yeni bir zamana giriş yapıyoruz arkadaşlar. Zamanın ismi gelecek zaman. Okay. Gelecek zaman arkadaşlar. Bir diğer bakın ejectives adverbs. Okay. Yani arkadaşlar sıfatlarınız ve arkadaşlar bakın zarflarınız. Okay. Birinci bölüm future yani gelecek zaman. İkinci bölüm ejectives sıfatlar. Adverbs, zarflar konusu arkadaşlar. O zaman hemen ilk bölümde başlayalım. Future tense. Arkadaşlar zaman eğrisi doğru salaktan o zaman bakın burada. Ortada sizin present tense dediğiniz geniş zaman söz konusu. Veya bakın ne var burada? Your diye bilinen ing ekran arkadaşlar. Şimdiki zaman var. Yani ortada bakın bir geniş zaman bir de şimdi yapmış olduğun işleri gösterir olan your 2 ile birleşmiş arkadaşlar. Nedir? Şimdiki zaman söz konusu. Daha önce öğrenmiş olduğunuz bakın past arkadaşlar yani geçmiş zaman vardı. Değil mi? Bakın en uçta arkadaşlar bakın en sonda future tense diyoruz. Yani geleceğe ait olan zaman söz konusu arkadaşlar. Geleceğe ait olan zaman söz konusu. Şimdi bizim geleceğe ait zaman dediğimize göre burada yapacağımız aktiviteler hangi bölüme arkadaşlar? Tabii ki yarına, değil mi? Bir başka güne, gelecek aya, gelecek yıla veya arkadaşlar daha uzun bir zaman dilimine yani sizin şu anda önünüzdeki zaman söz konusu arkadaşlar burada. Okey. Şu an sizin önünüzdeki zaman söz konusu. Biz onu future tense'le ifade ediyoruz. Future tense kullanmadan arkadaşlar elimizde iki tane ayrı kavram, iki tane ayrı yardımcı fiil söz konusu. Bakın birincisi be going to formatı. Okey arkadaşlar bakın be going to formatı. Bir diğer arkadaşlar bakın ikincisi de will formatı. Okey yani bakın demek ki ben future tense'de diğer zamanlardan farklı olarak iki tane ayrı yardımcı fiil kullanabiliyormuşum. Okey iki tane ayrı yardımcı fiil söz konusu arkadaşlar. Hem be going to bir yardımcı fiil hem will bir yardımcı fiil arkadaşlar. Bakın bunların anlamı bakın ne yapıyor demek ki cümleyi? Ecek, acak yapıyor arkadaşlar. Okey ecek, acak. Yani sonuç nedir? Geleceğe ait olan bakın değil mi? Ekler arkadaşlar. Neydi geniş zamanda? Bakın yapar. Şimdiki zamanda yapıyor. Geçmiş zamanda yaptı. Bakın gelecek zaman yapacak arkadaşlar söz konusu. Hem be going to bana ecek veriyor. Hem will ecek veriyor. Peki böyle bir durum varsa niye iki tane farklı şey söz konusu arkadaşlar? İkisi de eğer ecek yapıyorsa niye iki tane ayrı yardımcı fiil var bakın. Buradaki bir arkadaşlar sizin zaten daha önce görmüş olduğunuz am, is, are yapısının ta kendisi arkadaşlar. Okay. Yani burada be biz ne yapıyoruz? Bunun açılımı am, is, are yardımcı fiillerinden bir tanesi. Biliyorsunuz ki biz onu no action dediğimiz arkadaşlar. Hareketsizliği gösterir manada kullanmamış mıydık ancak? Evet. Fakat şuna bakın. Bakın burada ne var? Going to formatıyla birleşmiş. Artık kendi başına bir zaman söz konusu. Okay. Bakın be going to burada kendi başına bir zaman. Kesinlikle bakın going to ne yapmıyoruz? Going to işte gitmek fiil olarak burada algılamayın. Okey. Zaten oradaki yapının yani yardımcı fiil arkadaşlar kendisi. Okey. Will'e geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın. Will. Yine aynı şekilde kullanımı bir going to gibi. Fakat burada arkadaşlar emizar diye bir bölüm yok. Okey. Zaten kendisi ecek acak yapıyor. Fakat going to kendi başına ecek acak yapıyor. Mesela bakın bir tane artı yardımcı fiile yani am, is, are yapılarına bir tanesi muhakkak gerekiyor arkadaşlar. O zaman şöyle diyebilir miyim ben? Be going to'nun farkını arkadaşlar bakın.
Eğer cümlemde future varsa, yani gelecek zamanı ben göstermek istiyorsam, bakın burada bir yerine bir tane am, is, are kullanmak zorundayım. Neye göre? Subject, yani öznenin tekilliğine, çoğulluğuna veya I olmasına göre. Bakın ne yapıyorsunuz? I varsa am, tekil varsa is, çoğul varsa are, ondan sonra bir tane going to kullanılıyor. Peki farkı ne? Eğer siz gelecek zamanda be going to, bakın be going to yapısını kullanıyorsanız, bakın bu şu demektir. Sizin kesinlikle gelecek zamana ait olan aktiviteleriniz veya hareketleriniz arkadaşlar, bakın bir, arkadaşlar bakın, plan çerçevesi içerisinde, yani bir arkadaşlar söz konusudur, plan söz konusudur o manada. Okay, yani sizin yarın yapacağınız eylemde veya gelecek yıl veya işte birkaç hafta sonra arkadaşlar, eğer bir şey yapacağım diyorsanız, siz be going to, yani emizarla beraber going to formunu kullanıyorsanız, sizin yapacağınız iş önceden belirlenmiş. Okay. Bakın önceden belirlenmiş bir program dahilinde günü geldiği zaman yapılacaktır. Yani arkadaşlar program söz konusu. Okay. Yok ben will kullanacağım diyorsunuz arkadaşlar, bakın eğer sonuçta olabilir, be going to kaldırıp onun yerine bir tane arkadaşlar will getirebilirsiniz, bakın. Aynı şekilde eject ajak anlamı verir. Fakat be'den, bakın be kullanımı yoktur. Fakat bakın burada plan veya program söz konusu değildir. Yani geleceğe ait bir plan veya program çizilmeden arkadaşlar, bakın. Sadece speaking moment, bakın. Speaking moment arkadaşlar. Yani yapacağınız iş ya konuşma anında gerçekleşecek. Okey, şu anda, yani hep beraber oturuyoruz. Diyoruz ki gelecek hafta sinema gideceğiz, bakın. Daha bakın plan yapmamışız. Sadece kendi aramızda bilinen söz konusu, konuşma söz konusu. Veyahut da bakın, veyahut da ne olabilir? Guess about future arkadaşlar. Okay. Veya bakın geleceğe ait tahmin yapıyorsunuz. Okay, bakın tahmin ve sonuçta bunun bir kesinliği yok. Ama bir şeye bakarak tahmin değil arkadaşlar. Sadece kendi kafanızdan bakın geleceğe ait yorum üretiyorsunuz. Okay, geleceğe ait yorum, yani kesinlikle bir kanıtı yok. Okay, kesinlikle bir olacak diye bir kural yok. Sadece kendinize bakın, yani ya konuşma anda geçecek, yapacağız gideceğiz. Veya arkadaşlar sizin kendi kafanızdan yürütmüş olduğunuz tahminler söz konusu burada. Okay, you got it? Any problems? O zaman arkadaşlar hemen bir formülizeysek olayı, bakın. Diyorum ki benim future tense kullanmama iki tane bölüm vardı. Örneğin arkadaşlar hemen be going'dan başlayalım. En başta arkadaşlar subject söz konusu. Yani bir tane özne geliyor. Yani burası tekil olabilir, çoğul olabilir veya I olabilir. Şöyle bir arkadaşlar. Bakın bundan sonra ne yapıyorum, bakın. Ne vardı? Be going to. Yok muydu arkadaşlar? Be going to, bakın. Am diyorum. Is diyorum veya are diyorum arkadaşlar, bakın am, is, are yapılan bir tanesini getiriyorum. Ondan sonra artı bir tane going to kullanıyorum arkadaşlar, okey. Bakın özne, öznenin tekilliğine göre is, I ise am, çoğulsa are, bakın. Ondan sonra bir tane going to, bakın gitmek manasında değil, kesin yapıdır. Artı arkadaşlar ne yapıyorum? Bir tane fiil kullanıyorum buraya. Okay. Bir tane fiil kullanıyorum buraya arkadaşlar. Bakın. Fakat çok önemli bir durum. Kesinlikle gelecek zamana ait bölümde arkadaşlar going to, going to yapısıyla birlikte artı bir tane arkadaşlar go veya come fiillerini kullanma şansınız arkadaşlar yok. Okay. Bunlara çok dikkat ediyorsunuz. Bakın. I am going to go. I am going to come. Bakın. Sadece iki tane arkadaşlar, sadece iki tane fiil için geçerli bu. Bakın onun yerine direkt present continuous arkadaşlar, gidiyorum, geliyorum şeklinde incelemek zorundasınız. Go ve come fiilleri going to'ya ait değildir. Okay arkadaşlar. Bir diğeri, yani will arkadaşlar. Tabii bundan sonra çeviri formasına göre zaten arkadaşlar durumlar belli. Ne geliyor? Artı bir tane, bakın.
varsa obje, yani nesne arkadaşlar, varsa bir tane place, yani yer, varsa arkadaşlar artı bir tane time, yani zaman terimi söz konusu ki olmak zorunda değil cümlenizde arkadaşlar. Bakın bir diğeri will. Ve subject diyorum bakın yine. Özneniz söz konusu. Okey. Artı bakın kesinlikle ne yapıyorsunuz? Tekillik, çoğulluk veya I gözetmeksizin arkadaşlar. Artı bir tane ne yapıyorum? Buraya will yerleştiriyorum arkadaşlar. Okey will. Yani tekillik, çoğulluk söz konusu değil. Artı arkadaşlar bakın bir tane var. Yine fiil geliyor. Bakın ne be var ne going to. Sadece will'in kendisi söz konusu. Okey. Artı ondan sonra varsa bir tane object yani nesne arkadaşlar söz konusu. Ondan sonra varsa zorunlu değil. Artı bir tane arkadaşlar place yani zaman. Ondan sonra varsa arkadaşlar bir tane time yani zaman terimiyle cümlenizi tamamlamış oluyorsunuz. Çevirisini yaptığınız zaman bu da ecek acak yapar arkadaşlar. Bu da ecek acak yapar. Ama bunu kullanmışsanız plan dahil nedir? Eğer bunu kullanmışsanız arkadaşlar plan program yoktur. Sadece geleceğe ait arkadaşlar bölümdür. Okey. Biraz önce yaptığımız arkadaşlar formülde pozitif cümle söz konusuydu. Yani olumlu şekil arkadaşlar. Biz bunların olumsuzlarını aldığımız zaman biraz şey, bazı şeyler değişiyor bakın. Ne oluyor? Başta subject söz konusu. Okey arkadaşlar bakın. Going to form'dan bahsediyorum. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Am, is, are geliyor arkadaşlar. Bakın negatif cümle bölümü. Okey subject, am, is, are. Bakın artı not arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? Cümlenin olumsuzluğunu yardımcı fiillerle takip ediyorum arkadaşlar. Bunları kısaltma şansınız var. Am not, is not, are not gibi. Okey. Ondan sonra kesinlikle bakın going to değişmiyor. Okey. Going to arkadaşlar. Sonra artı bir tane fiil söz konusu arkadaşlar. Ondan sonra devamında bakın nesne varsa yer, varsa zaman yine koymak zorundayız arkadaşlar. Will'in negatif formuna baktığımız zaman arkadaşlar bak ne oluyor? Başta bir tane subject var. Yani özne söz konusu. Artık bakın bir tane will geliyor. Değil mi? Ne yapacağım bunu? Olumsuz hale sokacağım. Arkadaşlar bakın not ekliyorum yanına. Okey. Bu uzun formatı bakın kısa haline baktığım zaman arkadaşlar bakın willn't değil. Ne yapıyorsunuz? Burayı won't şeklinde çeviriyorsunuz arkadaşlar bakın. Will not da olabilir. Won't da olabilir. Ama will not uzun formatı, won't kısa formatı, diğer yardımcı fiiller yaptığımız gibi işte is not, isn't, are not, aren't gibi kısaltmıyoruz. Bakın okunuşu değişiyor birazcık. Won't şeklinde takip ediyorsunuz arkadaşlar. Artı bakın bir tane fiil yine söz konusu burada. Ondan sonra arkadaşlar kesinlikle cümlenin geri kalanı değişmiyor. Varsa bir tane nesne, varsa bir tane yer, varsa bir tane zaman söz konusu. Okey. Mesela question form yani soru formatı bakın. Ne yapıyorum going to için arkadaşlar? Kesinlikle yardımcı fiillerimi başa almak zorunda değil miydim? Evet. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Am, is, are değil mi? Bakın yardımcı başa geliyor. Ondan sonra subject'in yani özneye kadar yeri sabit kalıyor. Bakın yardımcı başa geçti. Bir daha bunu da buraya koymama gerek var mı? Hayır yok. Bakın artı bir tane going to arkadaşlar ekliyorum. Bakın. Am is are, subject özne, going to, artı bakın bir tane ne yapıyorum? Fiil ekliyorum arkadaşlar. Geri kalan bölüm yine aynı. Bu şekilde arkadaşlar soru cümlemi tamamlamış oluyorum. Tek farkı am is are'ın başa geçmesi oluyor arkadaşlar. Bir diğeri bakın ne yapacağım? Yardımcı fiili başa alacağım arkadaşlar will'e de. Peki oradaki yardımcı fiil ne? Will'in tam kendisi arkadaşlar. Bakın diyorum ki will diyorum. Okay, artı bir tane subject arkadaşlar. Ondan sonra going to'ya gerek var mı? Yok çünkü bakın will işliyorum. Artık bakın bir tane fiil diyorum. Ondan sonra kalan cümlenin gerisi aynı. Bana soru haline gelmiş oluyor. Ecek ecak cümleleri. Okey. Evet.
Peki bundan sonra arkadaşlar kullanabileceğim yardımcı fiillerden sonra arkadaşlar zaman terimleri nelerdir? Zaman terimi arkadaşlar bakın. Next bölümü. Okay, next anlamı gelecek demektir arkadaşlar. Okay, gelecek. Kullanımı dilimizin aynısıdır bakın. Kullanımı dilimizin aynısıdır. Ne diyorum? Next week arkadaşlar. Ne oluyor bakın? Gelecek hafta. Bakın next month gelecek ay. Next year gelecek yıl şeklinde arkadaşlar. Bakın ne yapıyorum? Zaman terimlerimi bu şekilde oluşturabilirim. Bir diğer arkadaşlar bakın. Later. Yani sonra manasına arkadaşlar zaman terimi. Diyorum ki dilimizin aynısını arkadaşlar bakın. 2 days later. Bakın. 2 gün arkadaşlar. Bakın day gün demektir. S takısı ne yapıyordu onu? Çoğul hale getiriyordu. 2 days later. 2 gün sonra. Okay. Three years later arkadaşlar bakın ne oldu burası da? 3 yıl sonra şeklinde kullandık. Veya bakın. A few months later. Okay. A few months later. Yani arkadaşlar birkaç ay sonra şeklinde cümlenizi tamamlıyorsunuz. Dilimizin aynısı arkadaşlar. Next kullanımı. Ve arkadaşlar bakın later kullanımı söz konusu burada bakın. Bir diğer arkadaşlar nedir? Tomorrow arkadaşlar bakın. Tomorrow zaten kendi başına bakın. Yarın demektir. Okay. Bunun haricinde yarın sabah. Okay bakın tomorrow morning kullanabilirsiniz. Okay tomorrow morning. Okay tomorrow evening arkadaşlar. Burada gün öğünleri söz konusu olabilir bakın. Bunun haricinde bakın başka arkadaşlar. Tonight söz konusu. Okey arkadaşlar bakın. Bu gece yine nedir? Bizim için ecek acak yapan zaman terimlerinden arkadaşlar bir tanesidir. Bunları kesinlikle unutmuyoruz. Okey. O zaman arkadaşlar bakalım hemen örneklerimize. Birinci örneğimiz. Yarın Londra'ya gideceğim. Otelde yerimi ayırttım. Okey. Yarın Londra'ya gideceğim. Otelde yerimi ayırttım. Baktığınız zaman arkadaşlar bakın ne söz konusu? 2 tane ayrı cümle söz konusu. O zaman ben ne yapacağım? Her bir cümleyi ayrı fiille, ayrı özneyle, ayrı zamanla incelemek zorundayım arkadaşlar bakın. O zaman hemen ilk cümleye bakalım. Yarın Londra'ya gideceğim. Bana anahtar kelimeyi veren biri neydi arkadaşlar? Tabii ki her zaman cümlenin en son kelimesine bakın gidiyorum. Gideceğim diyorum arkadaşlar. Gideceğim. Peki gideceğim hangi zamanda yer alır? Bakın ecek acak arkadaşlar. Tabii ki bakın ne yapıyor? Future'a yani yarına denk geliyor arkadaşlar. O zaman ben diyebilirim ki buraya. Burada kesinlikle bakın bir future söz konusudur. Okey. O zaman hemen subject'i bulmadan yani özneyi bulacağım arkadaşlar. Diyorum ki kim gidecek? Bakın ben arkadaşlar. Yani I söz konusu. Bakın yarın Londra'ya gideceğim arkadaşlar. Buradaki gitmek ne anlamında bakın? Londra'ya arkadaşlar uçmak anlamında. Okey çünkü uçakla gidiyorum bakın. Londra'ya uçmak anlamında. Yani fly söz konusu. Okey. Peki zaman terimi var mı arkadaşlar? Var bakın. Yarın diyorum. Yani tomorrow. Burada arkadaşlar belirtiyorum. Zaten bana gelecek zamana bakın verdiği için arkadaşlar kullanacağım kalıplar neler? Ya will ya going arkadaşlar. O zaman cümlenin devamını okuyorum bakın. Otelde yerimi ayırttım. Okey. Demek ki ben daha önce bakın daha önce de ne yapmışım? Otelde yerimi ayırttım. Belli bir program çerçevesinde belli bir karar alınmış. Yarın ben ne yapıyorum arkadaşlar? Bir aksilik olmazsa Londra'ya
Hocam bana will mi verir yoksa going to mi verir? Tabii ki be going to formatını arkadaşlar verir. O zaman ne yapıyorum? Özlemi başa alıyorum. Bakın çünkü ben gidiyorum. I diyorum arkadaşlar. Peki going to'nun formu nedir arkadaşlar? Be going to. I ile beraber birleşecek olan yardımcı fiil ne burada arkadaşlar? Am. Değil mi? I am. Sonra yapıyorum bakın going to'nun kendisini oraya arkadaşlar yerleştiriyorum. I am going to. Peki cümlem olumlu olumsuz soru. Bakın arkadaşlar pozitif gideceğim diyorum. Kesinlikle olumlu cümle. I am going to bakın. Uçmak bana zaten bakın feelings burada fly. I am going to fly. Bakın. Yer var mı arkadaşlar? Yer var bakın Londra'ya. Peki zaman var mı? Var bakın tomorrow. Peki çeviri sırasına göre yer mi önce geliyor zaman mı arkadaşlar? Tabii ki yer önce geliyor. Ve bakın yönelme söz konusu bakın. Ben buraya Londra'ya sarmak arkadaşlar. Şöyle London yazdım arkadaşlar. Bu oldu mu? I am going to fly London. Olmadı. Çünkü bakın yönelme nereye? Londra'ya. Yine bakın to söz konusu ne yapıyordu? Yönelmeyi ki EA yapıyor. I am going to fly to London. Londra'ya uçacağım. Londra'ya gideceğim bakın. Zaman var mı? Var bakın. Yarın tomorrow. Okay. I am going to fly to London tomorrow. Yarın Londra'ya uçacağım manasına arkadaşlar. Hemen gerisine bakıyorum. Otelde yerimi ayırttım arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Otelde yerini ayırtma eylemi geçmişte başladı mı? Başladı. Peki etkisi kadar sürüyor mu? Evet sürüyor bakın. Benim şu halde şu anda otelde yerim ayırtılmış olduğuna göre ben burada hangi zamanı kullanmalıyım? Tabii ki present perfect arkadaşlar. Okey bakın. Present perfect. Ayırttım diyorum arkadaşlar. Kim ayırttı? Ben. Yani I. Present perfect'ten formül neydi peki? Have verb 3 değil miydi? Bakın ne yapıyorum o zaman? I have diyorum arkadaşlar. Bakın otelde yerini ayırtmak. Yani bakın ne yapmak? Rezerve etmek bakın. I have reserved. Bakın have ve fiilin arkadaşlar üçüncü hali. Peki reserved'ı kaldırdığınız zaman yerine koyacağınız başka bir fiil veya kelime var mı? Var bakın arkadaşlar. O da book. Okey arkadaşlar. Book hem kitap hem nedir? Rezerve etmek manasına geliyor. Bakın book have veya rezerve kullanabilirsiniz. I have reserved. Bakın rezerve ettim bakın yerimi. Nerede arkadaşlar? Otelde. Yani at the hotel arkadaşlar. Dediğimiz zaman ne oldu? Cümleniz tamamlamış oldu. Zaman veya yer var mı? Yok arkadaşlar. Onun için zaman veya yeri sonuna cümlenin yerleştirmiyorum. Okay. Yani beni burada ele veren şey arkadaşlar nedir? Otelde yerimi önceden ayırtmış olmam. Bundan dolayı bakın ne yapıyorum ben burada? Going to kullanıyorum. Çünkü daha önceden planlanmış, kesinleşmiş olan bir karar. Okay. İşte bir diğer örnek. Onu partiye davet edeceğim. Çünkü o benim en iyi arkadaşım. Okay. Onu partiye davet edeceğim. Çünkü o benim en iyi arkadaşım arkadaşlar. Bakıyorum son bölüme. Davet etmek arkadaşlar fiili var. Peki davet etmek fiili hangi zamanda bakın? Ecek, acak söz konusu mu? Evet arkadaşlar. O zaman benim düşüneceğim yapı nedir? Gelecek zaman değil midir? Evet gelecek zaman. Peki gelecek zamanda kaç tane yardımcı fiil vardı? Bir tanesi going to. Bir tane arkadaşlar will olduğuna göre. O zaman hemen ne yapıyorum bakın? İkinci cümleye bakıyorum. Çünkü o benim en iyi arkadaşım. Bakın arkadaşlar onun sizin en iyi arkadaş olma durumunda ben kesinlikle arkadaşım partiye davet edeceğim. Yani kesin bir olgu söz konusu mudur? Evet bakın sizin sonuçta bir karar bir partiniz var bakın ve sizin en iyi arkadaşınız var. Siz sonuçta onu o partiye davet etmek zorundasınız. Okey yani kesinleşmiş olan bir karar olduğu için ne yapıyorum? Going to kullanmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Davet edeceğim arkadaşlar. Kim davet edecek? Onu partiye davet edeceğim. Bakın arkadaşlar ben. I. Daha sonra
Beraber bakın, be going to, yani am, I am going to, bakın, ecek, acak, arkadaşlar yardımcı fiili. Okay, I am going to, ne yapıyorlar? Artı bakın bir tane gerekiyor bana, fiil gerekmiyor mu? Bakın bakın, partikül fiil midir? Değil. Onun fiil mi? O da değil. Davet etme arkadaşlar, bakın neydi o da? I am going to invite arkadaşlar, bakın artı bir tane attınız, fiil kullandınız. I am going to invite, bakın onu arkadaşlar, onu. Burada kız mı yoksa erkek mi belli mi? Hayır, belli. O zaman hem him kullanabilirim. Ve arkadaşlar her kullanabilirim. Baylar ve bayanlar için onun anlamına geliyor. I am going to invite her, bakın. Partiye arkadaşlar, bakın. Partiye. Yine ne var? Yönelme, iki söz konusu. I am going to invite her to. Peki arkadaşlar the koyacak mıyım? Tabii koyacağım çünkü belli bir parti. Onu belli etmeden arkadaşlar. The party. Bakın onu partiye davet edeceğim oldu bakın. Bir diğeri de çünkü o benim en iyi arkadaşım. Bakın because. Çünkü arkadaşlar o benim en iyi arkadaşım. Hangi zamanda? Bakın geniş zamanda. Hareket var mı? Yok. O zaman ne düşünüyorum arkadaşlar? Tabii ki am, is, are. No action'ı yine düşünmek zorundayım. Bakın o benim en iyi arkadaşım. Kim benim en iyi arkadaşım? O. Yani arkadaşlar bakın she veya he burası söz konusu. Ya aktivite olmadığına göre düşüneceğim miydi arkadaşlar yardımcı fiil? Tabii ki tekil cihaz, bakın is. He veya she is, bakın benim arkadaşlar. My en iyi. Yani best arkadaşlar. Peki buraya the koyacak mıyım? Hayır koymayacağım çünkü zaten aitlik söz konusu. Because she is my best arkadaş arkadaşlar. Friend diyorum ve bu şekilde cümlemi tamamlıyorum. Okay. Şöyle bir diğeri. Bu gece benimle gelecek misin? Okay. Bu gece benimle gelecek misin? Son kelimeye geliyorum. Gelecek misin söz konusu. Bakın arkadaşlar. Hangi formatta? Soru formatında. Demek ki ben ne yapacağım burada? Bakın gelecek zamana kadar. Bakın gelecek misin diyorum. Ecek acak söz konusu. Gelecek zamana kadar. Yani future'da ne düşüneceğim? Soru cümlesi arkadaşlar. Okay. Future'da soru cümlesi yapmak zorundayım. Peki kime bakalım bu soruyu soruyorum ben? Bakın sana. Yani sen bu gece benimle gelecek misin? Sorusu arkadaşlar. Bu cümleye baktığımız zaman bir plan söz konusu mu? Hayır arkadaşlar. Bakın ne yapıyorsunuz? Konuşma anında, yani speaking moment söz konusu arkadaşlar. Konuşma anında diyorsunuz ki bu gece benimle gelecek misin? Okay. Bakın konuşma anında olduğu için arkadaşlar ne yapıyorum ben burada? Tabii ki will bölümünü arkadaşlar düşünüyorum. Okey, çünkü ne yapıyor arkadaşlar, bakın burada bir program, bir plan olmadığı için will ile cümleyi takip etmek zorundayım. O zaman soru yaptığıma göre arkadaşlar ben ne yapacağım? Yardımcı fiili baş almayacak mıyım? Bakın alıyorum. Will başta arkadaşlar. Yardımcı fiilden sonra ne kullanmam gerekiyor benim burada? Özne, yani sen, will you, bakın will you partiye gelmek arkadaşlar, bakın. Artı ne var? Bir tane fiil var, bakın come. Peki yönelme var mı? Var bakın. Partiye. Diyor bakın. Partiye yok burada. Bu gece gelecek misin? Bakın. Will you come? Benimle arkadaşlar bakın. Benimle. Will you come? Bakın. Zaman var mı? Bakın bu gece yani tonight söz konusu. Will you come? Bakın. Benim ile arkadaşlar. Ne diyorum bakın buraya ben şimdi? With me. Bakın arkadaşlar ile demektir. Will you come with me? Bakın. Ne zaman? Bu gece. Tonight. Okay. Will you come with me tonight? Bu gece benimle gelecek misin? Will yapılmak zorunda kaldı. Çünkü belli bir plan söz konusu değil. Soru hali. Okay. Şimdi bir diğer cümlemiz.
Yağmur yağacak. Çünkü hava çok bulutlu. Okay, yağmur yağacak. Çünkü hava çok bulutlu arkadaşlar. Yine iki tane bakalım, bilmem bölmüşüm bakın. Yağmur yağacak. Çünkü hava çok bulutlu cümlesi. Şimdi yağmur yağacak arkadaşlar. Hangi zamanda? Ecek, acak söz konusu. Yine ne yapıyorum? Future tense bölümünü inceliyorum arkadaşlar. Peki yağmur yağacak bizim için bir tahmin midir? Yoksa bir belirti mi arkadaşlar şu an var? Bakın diyorum ki çünkü hava çok bulutlu. Okay? Bakın havaya bakıyorsunuz. İşte bakın bulutlar kararmış. Yağmur yağacak. Yani bakın ne söz konusu burada bir tane? Bakın tahmin fakat belirti. Yani bakın belirti olduğu için ne var? Bir kesinlik söz konusu. Okay? Hava kararmış. Yağmur yağmak üzere. Okay? Yani buradaki tahmin sizin kafanızdan yarattığım tahmin değil. Havaya bakıyorsunuz. Hava bulutlu. Yağmur yağacak. Yani bakın ne olacak o zaman burada? Going to arkadaşlar söz konusu. Okay, be going to burada söz konusu. O zaman diyorum ki ne yağacak? Yağmur yağacak. Bakın ne diyorum oraya? It. Okay. Yani arkadaşlar bakın buradaki nedir? Weather, hava manasına arkadaşlar bakın. It is going to okay, yağacak rain. Okay, yağmur yağacak. It is going to rain. Bakın çünkü because hava çok bulutlu arkadaşlar. Bakın ne bulutlu? Hava. Bakın ne diyorum oraya arkadaşlar. Yine it diyebilir miyim? Diyebilirim bakın. It is bakın çok bulutlu. It is very bakın bulutlu. Cloudy. Okay. It is going to rain. Bakın yağmur. Bakın hava burada. Okay. Hava bakın. Is going to. Tekil şahıs. Is yetmez. Bakın burada be formatı. It is going to rain. Because it is very cloudy. Çünkü çok bulutlu manasında geleceğe ait bir kesinlik yine söz konusu. Okay. Mesela bakın bir diğeri şimdi. Arkadaşlar A şahsı diyor ki kitabımı düşürdüm. Okey kitabımı düşürdüm arkadaşlar. Bakın. B diyor ki onu senin için kaldıracağım bakın. Okey. Bakın kitabımı düşürdüm. Diğeri diyor ki onu senin için kaldıracağım arkadaşlar. Şimdi kitabımı düşürdüm. Hangi zaman arkadaşlar bakın düşürdüm. Ha ilk kez sürüyor mu? Sürüyor bakın. Perfect tense söz konusu. Yani I have bakın düşürmek fiil arkadaşlar. Üçüncü hali. Dropped. I have dropped my book. Okay. Kitabımı düşürdüm. Bakın B diyor ki onu senin için kaldıracağım arkadaşlar. Hangi zamanda bakın? Bakın future gelecek söz konusu kaldıracağım. Peki kalacak olan kişi kim? Ben. I. Bakın going to mu kullanacaksa will mi? Bakın tabii ki will. Çünkü ne oluyor bakın olay o anda gerçekleşiyor. Okay bir yani plan söz konusu değil. Okay kitap düştü. Senin için kaldıracağım onu bakın. I will bakın pick it up arkadaşlar. Bakın kaldırmak. Ne yaptınız buradaki it arkadaşlar? Kitap manasında. I will pick it up. Bakın burası kaldırmak demek. I will pick it up. Bakın senin için arkadaşlar. Ne oluyor içinin cümle? Başa for geliyordu. For you diyerek cümle tamamlanıyor arkadaşlar. Okay. I will pick it up for you. Bakın bir diğer cümle.
Gelecek hafta sonu ne yapacaksın? Okay. Nereye? Pardon. Nerede olacaksın cümlesi arkadaşlar. Okay. Gelecek hafta sonu ne yapacaksın? Sizce konuşma anında mı yoksa planlama arkadaşlar bakın. Tabii ki konuşma anı bakın. Şu an siz arkadaşlar veya birkaç başka sakın soruyorsunuz. Gelecek hafta ne? Bakın arkadaşlar soru kelimesi de var. Yapacaksın. Hangi zamanda? Future söz konusu. Okey bakın arkadaşlar. Ne diyorum bakın. Gelecek hafta sonu ne yapacaksın? What? Peki plan olmadığına göre ne söz konusu? Tabii ki will. What will? Bakın kim yapacak? Tabii ki sen. What will you? Arkadaşlar özne. What will you? Bakın yapmak fiili. Do. Okay. What will you do? Biraz zaman var mı? Var bakın. Gelecek hafta sonu. Yani next weekend. Bakın diyerek cümlemi tamamlıyorum. Okay. What ne oldu? Soru kelimesi olduğu için cümlenin en başına gelmek zorunda kalacak. Bakın yine ne oluyor? Will'den önce kullanılıyor. What will you do next weekend? Okay bakın bir yeri nerede olacaksın arkadaşlar? Bakın yine acak söz konusu. Okay nerede olacaksın? Yine bir soru mu? Bakın yine soru bakın ne oluyor? Nerede olacaksın? Ne yapıyorum? Where? Bakın nerede? Çünkü soru kelimesi var bakın. Where? Olacaksın diyorum bakın. Hangi zamanda arkadaşlar? Yine future söz konusu yani acak. Yine speaking moment yani konuşma anı var. Where will, okay, where will you, bakın, sen, bakın, olmak fiili şimdi. Where will you be, bakın diğeri arkadaşlar cümlenizi tamamlıyorsunuz. Nerede, ne yapacaksın? Nerede olacaksın? Soru kelimeleri bakın. What veya where'i baş alarak cümle kurmak zorundayım. Will'den önce, okay. Bir yere bakın. Annem söz verdi. Benim için lezzetli yemekler pişirecek. Okay. Annem söz verdi. Benim için lezzetli yemekler pişirecek cümlesi arkadaşlar bakın. Söz verdi arkadaşlar bu cümle. Söz verdikten sonra ayrı bir cümle söz konusu. Bir tanesi acak da yapılacak bakın. Bir tane arkadaşlar söz verdi. Peki anneniz söz verdiyse halen etki sürüyor mu arkadaşlar? Sürüyor. O zaman yine perfect tense düşünüyorum. Diyorum ki my mother perfect tense'in formülü arkadaşlar have has'di. Has diyorum. Bakın my mother has. Bakın söz vermek fiil arkadaşlar. My mother has promised. Okay bakın fiilinizin üçüncü hali. My mother has promised. Bakın annem söz verdi. Benim için lezzetli yemekler pişirecek arkadaşlar. Peki kim pişirecek? Annem. Peki annem söz verdiğine göre arkadaşlar. Bu şimdi olan bir eylem midir yoksa planlı mıdır arkadaşlar? Tabii ki planlı söz konusudur. O zaman diyorum ki bakın yemek pişirecek. Yani o, she, is arkadaşlar tiki olduğu için bakın. Daha sonra ejek acak formatı. She is going to bakın planlı biçimde. She is going to artı bir tane fiil gerekiyor. Bakın arkadaşlar yemek pişirmek fiili. Yani cook. Okay. She is going to cook. Bakın ne pişirecek? Bakın lezzetli yemekler ve benim için kaldı. Bakın benim için kaldı. Ve lezzetli yemekler. Sizce obje mi önce yoksa forlu cümle mi arkadaşlar? Tabii ki obje önce bakın, nesne önce bakın. She is going to cook bakın lezzetli. Yani delicious. Okay bakın delicious lezzet demektir.
Delicious bakın. Yemekle karşılığında bir bakın. Food diyorum. Peki sonuna estetikle gelecek mi? Hayır, gelmeyecek. Çünkü food uncount, sayılamayan bir nesne. Hiçbir zaman son estetikle almaz arkadaşlar. Dolayısıyla da ne yapıyorsunuz? Tekil olarak inceliyorsunuz. She is going to cook delicious food. Bakın şimdi ikinci cümle for me arkadaşlar diyerek cümleyi ne yapıyorsunuz? Tamamlamış oluyorsunuz. Okay. Şimdi bir diğeri. O ne zaman Peter ile evlenecek? Okay. Soru cümlesi arkadaşlar bakın. O ne zaman Peter ile evlenecek bakın. Diyorum ki ne zaman söz konusu arkadaşlar? Yani when soru kelimesi olduğuna göre cümlenin en başına bak zorundayım arkadaşlar. Zamanına geliyorum bakın. Evlenecek diyorum. Yani future yine söz konusu burada bakın arkadaşlar. Peki evlenecek o bakın. Özne belli. Peki cümle şekli ne kadar bakın. Cümlem şekli question yani soru cümlesi bakın. Diyorum ki o zaman when arkadaşlar. Baktığımız zaman be going to mu yoksa arkadaşlar will mi kullanacak? Tabii bakın will arkadaşlar çünkü nedir? Speaking yani bir guess veya speaking yani konuşman olduğu için will burası söz konusu. When will bakın hemen ne yapıyorum? Özlemi buraya koyuyorum. When will she bakın arkadaşlar o when will she ne yapıyorum? Evlenmek fiilini getiriyorum. When will she marry? Hemen bakın Peter ile derken bakın burada arkadaşlar ile hiç düşünmüyorum. Zaten Mary birisiyle evlenmek manasına geliyor. When will she marry Peter diyorum arkadaşlar. Cümlem tamamlanmış oluyor. Başta soru kelimesi, ondan sonra yardımcı fiil. Okay. İşte bir diğer cümleniz. Ehliyet sınavımı geçeceğim çünkü sınavım oldukça iyiydi. Okay. Ehliyet sınavımı geçeceğim çünkü sınavım oldukça iyiydi arkadaşlar. Baktığım zaman bana bir ejek acak söz konusu bakın yani bir future tense var. Peki buradaki future tense will ile mi yoksa arkadaşlar going to mu yapmak gerekiyor bakın. Çünkü sınavım oldukça iyiydi arkadaşlar. Ben sınava girmişim. Sınavım iyi geçmiş. Okey. Sınav sonuçlarını bekliyorum şu an arkadaşlar. Peki sınav sonuçları etkisinden sürüyor mu bakın. Arkadaşlar sürüyor bakın. Halen sınavım iyi durumda. Demek ki perfect tense inceliyorum. Okey bakın buna yola çıkarak da benim bu gece bir tahminim değil. Bakın yani kendi kafamda olan bir tahmin değil bu. Sonuçta bir kanıta bağlı. Okey. Yani sınavım iyi geçtiğini biliyorum. Yani bakın kesinleşmiş bir şey. Going to söz konusu. Bakın diyorum ki ehliyet sınavı geçeceğim. Yani I am. Bakın ne yapıyor? Ecek acak. I am going to. Bakın. Geçmek fiil arkadaşlar. I am going to pass. Bakın neyi geçeceğim? Ehliyet sınavımı. Yani bakın benim my driving test arkadaşlar. Okay. I am going to pass my driving test. Ne yaptı? Bakın test. Biliyorsunuz sınav demek. Test manası zaten. Driving bakın ehliyet sınavı oluyor. I am going to pass my driving test. Bakın test. Çünkü sınavım oldukça iyiydi. Because çünkü bakın sınavım arkadaşlar bakın sınavım oldukça iyiydi arkadaşlar. İyiydi hangi zamanda? Bakın ne demiştik? Bakın past tense'de ama etkisi halen sürüyor arkadaşlar. Because bakın ne iyiydi? Sınavım. My test. Okay.
My test. Bakın. Halen iyi arkadaşlar. O zaman has diyorum. Çünkü perfect'in tekil şahıs söz konusu. My test has been. Ya bakın. Çünkü fiil yok. Bakın ne yapayım? Oraya fiilin üçüncü halini koymak zorundayım. Fiil olmadığı için ne yapıyorum? Bakın ne yapıyorum? Am is are, was, were, been birimi ekliyorum. Because my test has been. Bakın oldukça arkadaşlar. Quite. Bakın iyi. Good. Okay. My test has been quite good arkadaşlar. Peki zaman var mı? Yok. Yer var mı? Oluyor. Bakın ne yapıyor o zaman? Cümleyi bu şekilde tamamlamış oluyorum. Okay. O zaman bakın konuyu toparlayalım arkadaşlar. Ne oluyormuş burada demek ki? Will bölümü kesinlikle plansızlığı yani hareketsiz yani plansız arkadaşlar geri zamanı gösteren bölümdür. Ve kesinlikle ne yapıyorum bakın? Will'den sonra artı bir tane fiil kullanarak bakın yine eject, acak yapıyor. Fakat bir program dahilinde değil arkadaşlar. Eğer ben be going to kullanıyorsam arkadaşlar neymiş söz konusu olan burada? Plan yani kesinlik söz konusu. O zaman bakın be going to oradaki be arkadaşlar am is are'ın kendisi oluyor. Tekil şahıslarda is, çoğul şahıslarda are ve I'da am takibinden sonra bir tane going to koyuyorum arkadaşlar. Going'dan sonra bir tane artı fiil getiriyorum. Ama kesinlikle bakın ne yapıyorum? Go ve come fiillerini arkadaşlar burada kullanmıyorum. Onların yerine bakın ne diyorum? I am going veya bakın I am coming diyorum bakın. Kesinlikle I am going to go. Veya I am going to come. Yok kanka böyle bir şey yok. Okey yani bunları kullanamıyorsunuz. Bunların yerlerine arkadaşlar bakın bunları kullanmak zorundasınız. Okey. Mesela bir diğer konu bakın şimdi nedir konu başlığımız arkadaşlar? Adjectives. Adverbs arkadaşlar. Şimdi çok kolay bir kural olarak bakın burada adjective'in yani sıfatın bakın zarfın. Okay. Adjective sıfat demektir. Adverbs zarf manasına gelir arkadaşlar. Formül çok basit. Bakın her zaman önce bakın bir tane adjective geliyor. Okay arkadaşlar. Ondan sonra bir tane arkadaşlar noun yani arkadaşlar isim söz konusu. Okay. Önce sıfat, sonra bir isim arkadaşlar ne yapıyor? İsim sıfat tanımlaması yaratmış oluyor arkadaşlar. Bakın zarfa yani adverb söz konusu bakın ne oluyormuş? Önce bakın bu tam tersi arkadaşlar. Önce bir tane verb yani fiil söz konusu arkadaşlar. Peşine artı bir tane bakın arkadaşlar adverb. Yani zarf arkadaşlar söz konusu. Okey. Demek ki ben ne yapıyormuşum? Eğer cümlede fiil varsa kesinlikle adverb yani zarf takip yapıyormuşum. Cümlede bakın isim varsa kesinlikle ne yapıyormuşum? Burada bakın sıfat takibi yapmak zorundayım arkadaşlar. O zaman bakın örneklerle bunları çoğaltalım arkadaşlar. Diyorum ki mesela. Beautiful. Girl arkadaşlar bakın. Ne oldu? Güzel. Okey bakın bu sıfatlar arkadaşlar. Okey güzel. Bakın girl arkadaşlar isim. Kız. Güzel kız. Bakın önce sıfat geldi. Daha sonra arkadaşlar ne geldi? İsim geldi. Bakın bir size bakalım şuna çocuklar. Ne oluyor bakın burada? Run. Fast arkadaşlar bakın. Run sizin bakın fiil. Yani koşmak arkadaşlar bakın koşmak fiilinizdir. Fast arkadaşlar bakın zarf. Yani run'la beraber kullanılabilen bakın arkadaşlar hızlı koşmak manasına gelen bölümdür. Önce fiil, sonra sıfat, sonra zarf takibi yapıyoruz. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Okay. Evet.
O zaman bakalım örneklerimize. Diyoruz ki arkadaşlar, alkol kötü bir alışkanlıktır. Okay. Alkol kötü bir alışkanlık. Ne kötü bir alışkanlık? Ne kötü bir alışkanlık? Alkol bakın. Alkohol. Alkohol. Okay. Is bakın. Kötü bir alışkanlık. A bad arkadaşlar bakın. Kötü. A bad habit. Okay. Alkol kötü bir alışkanlık. Ne yaptım? Bad arkadaşlar yani sıfatınız başta bakın. Habit alışkanlık bakın isim sonra geldi. Bana bak ne yaptı? Adjective noun. Okay, bad habit. Kötü alışkanlık. Okay bakın alcohol is a bad habit. Yani bunları arkadaşlar böyle yer değiştirme şansları yoktur. Önce sıfat, sonra isim gelmek zorunda arkadaşlar. O zaman diğerine bakalım arkadaşlar. Diyorum ki o kötü şarkı söyler. Okay. O kötü şarkı söyler arkadaşlar. Kim söyler? O. He. Ve bakın. Söyler diyorum. Hangi zamanda? Geniş zamanda. Fiil var mı? Var. Şarkı söyler arkadaşlar. Ne yapıyorum o zaman bakın. He sings diyorum. Çünkü tekil şahıslı olumlu cümle bir kural gereği onu koyuyorum oraya. He sings bakın. Şarkı söyler. Ve bakın nasıl? Kötü. Bad. Li arkadaşlar bakın. Demek ki bakın zarfta ne yapıyormuşum? Bakın zarfta ne yapıyormuşum? Sıfatın sonuna bir tane li'ye koyuyorum. Ve o şekilde cümlemi arkadaşlar tamamlıyorum. Bakın başta ne var? Bakın verb yani fiil söz konusu bakın. Ondan sonra arkadaşlar zarf yani adverb söz konusu yani formülümüz yok. Yani buraya siz bad yazarsanız cümle yanlış olmuş olur. Muhakkak badly yapmak zorundasınız. Okay. Şöyle bir diğeri bakın. Her zaman İngilizce dersimi dikkatli dinlerim. Okay, dinlerim. I listen to, bakın dinlerim. My English lesson. Okay, bakın I listen to my English lesson carefully. Arkadaşlar carefully. Carefully. Bakın her zaman. Every time. Okay. I listen to my English lesson carefully. Every time. Bakıyorum. Fiil var mı arkadaşlar? Var. Bakın. Dinlemek fiili. Okay. Dinlemek fiili arkadaşlar. Bundan yola çıkarak ben ne yapıyorum? Ha bakın yine ilke gereği, kural gereği önce fiil yani bakın verb ondan sonra adverb konusunu takip ediyorum. I listen to my English lesson carefully every time. Bakın fiil bakın burası da zarf söz konusu. Okay. Yani verb, adverb şeklinde takip ediyorsunuz. Okay. Şöyle bir diğeri. Babam dikkatli bir insan. Okay. My father is a careful person arkadaşlar. Bakın ne oldu burada? Benim babam dikkatli bir insana karşı. Bakın ne yaptınız burada? Ne söz konusu? Önce adjective, yani arkadaşlar sıfat. Ondan sonra bakın isim yani noun geldi arkadaşlar. Okay. Buna dikkat ediyoruz bakın. Kesinlikle bakın mesela careful arkadaşlar demiyoruz. Çünkü carefully sadece bakın fiil aldığı zaman. Peki cümlede fiil var mı? Fiil yok arkadaşlar bakın. Fiil bakın carefully
Bakın filokan careful takibi yapıyoruz. Bakın diyoruz ki bir diğer cümle. He is a good worker. Arkadaşlar bakın. He is a good worker. O iyi bir işçi. Ya bakın. Good, iyi. Yani bakın sıfat. Ya bakın worker, işçi. Yani isim söz konusu. Okay, sıfat isim. O iyi bir işçi. Fakat bakın. He works well. Okay. He works well. Bakın arkadaşlar burası nedir? Fiil. Yani arkadaşlar çalışmak fiili. Okay. Well. Ve bakın yine iyi söz konusu. Yani zarf arkadaşlar bakın burada. Okay. Ne yapıyorsunuz? Fiil. Bakın fiil. Zarf uyumu. Yine sağlanıyor bakın. Çalışmak. Bakın o iyi çalışır. O iyi bir işçi. Bakın. Fiil olduğuna göre ne yapıyorum arkadaşlar burada? Well takibi. Demek ki good sıfat, well zarf olmuş oluyor arkadaşlar. İşte bir diğeri. I am a slow runner. I run slowly. Yani bakın ne oldu burası? I am a slow runner. Yani yavaş. Yani bakın koşucu. Yani bakın burası ejektif sıfat. Bakın noun. Okay, bakın sıfat isim arkadaşlar. Bakın sıfat slow yavaş. Koşucu. Bakın ne yaptık? Yine aynı tamlamayı arkadaşlar saldık. Fakat bakın. I run fast. Bakın koşmak fiili. Bakın fiil. Okay, bakın I run slowly. Bakın I run fiil. Bakın ne yaptı? Daha sonra sıfatın sonuna L'ye koydunuz. Fiil olduğu için hızlı koşarım. Bakın ben hızlı bir koşucuyum. Yavaş koşarım. Bu da yavaş bir koşucuyum söz konusu arkadaşlar. Bir diğeri. She drives fast. She is a fast driver arkadaşlar bakın. Diyorum ki fiil arkadaşlar bakın fiil. O hızlı araba bakın sürer. Bakın buradaki zarf. Okay, zarf. Bakın, she drives fast. O hızlı araba sürer. Bakın, she is a fast driver. Bakın, burası da sıfat. Burası da arkadaşlar isim. O hızlı bir şoför, hızlı bir sürücü bu manasında. Bakın, demek ki fiille beraber zarf kullanılıyor arkadaşlar. Bakın, sıfatla beraber isim kullanılıyor. Kesinlikle arkadaşlar, fast'i değiştirmiyorsunuz. Fast çünkü düzensiz bir arkadaşlar sıfattır, zarftır. Hem sıfatı hem zarfı aynı konumdadır. Okay, you understand it? Thank you for understanding me. See you other lesson then. Bye.